Çiğdem, neredesin kız? Buradayım. Ha, sana bomba haberlerim var ha. Senin bu öğretmen var ya, paket etmişler, paket. Kızım bunun en başından belliydi böyle olduğu. Ben demiştim. Böyle bir yamuk yapacağı ortadaydı. Feryat öğretmenim mi? Ha, Feryat öğretmenin. Ne olmuş? Vallahi mahalleli konuşurken duydum. Bunu meslekten kovmuşlar. Bir kızımı taciz etmiş, neymiş? Lan ne günlere kaldık be. Ama var ya, bu içeri bir girsin, onu adam ederler. Bir de gelmiş artist bana ahlak dersi veriyor. Namussuz. Kızım sana bir şey söyleyeyim, böyle bembem bakıyorsun ya. Ne bembem bakıyorsun ya sen? Ha bak, bunun bu kıl kuyruk kardeşi var ya. Onu gördüğün an beni arıyorsun. Belli bunlar da cinslik aile boyu. Ne yapacakları belli olmaz, tamam mı? Cins ya. Yiyecek bir şey değil ki. Saatinde? Hiçbir ses geldi, ona baktım. Heh, sana kalmıştı bak. Geç odana yat, sipar edin. Zorunda değilsin, biliyorsun değil mi? İstiyorum. Anlatmak istiyorum. Benim utanacak hiçbir şeyim yok. Her şeyi anlatacağım. Çok güçlü bir kızsın sen. Sandığımızdan da güçlüsün. Çiğdem bak. Bu Selim mi? Bize destek oluyor. İçeride sana destek olacak. Zaten saatlerdir söylüyordum. Abim buradan kurtulması için senin gelmen gerektiğini, ama biz bütün cesaret edemedik. Abimle göz alamadık. Korkma, tamam. Buraya gelmen, bunu kendi kararınla tek başına yapman çok cesur bir hareket. Sattığım caddeydi orası. Karanlıktı. Ama alışık olduğum bir karanlıktı. Bir an önce tepsideki midyeleri bitirip eve dönmek istiyordum. Bu yüzden her müşteri geldiğinde seviniyordum. Eve gidip odamda tek başıma kalmaktan başka bir umudum yoktu. Bu size basit gelebilir. Ama benim için çalışmanın tek ödülü buydu. Bir araba yanaştı. Koyu renkli bir araba. Önce midye istediler. Hazırladım, uzattım. Sonra ben ne olduğunu anlamadan... Devam etmek zorunda değilsin. Hayır, iyiyim. Anlatmak istedim.
Anneme her şeyi söylemek istedim. Ama o beni duymak bile istemedi. Bir kere yüzüme baksaydı, bir kere neyin var deseydi. Sana buraya gelip konuştuğunu söyleyen oldu mu Çelik? Hayır, ben istedim. Benim kararımdı. Çünkü ilk kez biri beni korumak için gerçek bir şey yaptı. İlk kez biri benim için hayatımı alt üst etmeyi göze aldı. İlk kez hiçbir mecburiyet olmayan biri beni görmezden gelmedi. Kendimi çocuk gibi hissettiğim tek yer okuldu. Ferhat öğretmenim, annem, babam, abimdi. Benim de bu dünyada bir yerim olduğunu bana gösterdi. Fazlalık olmadığım, biri beni kendi çocuğu, kendi kardeşi gibi korudu. Bu benim Ferhat öğretmenimdi. Ferhat öğretmenim için geldim. O suçsuz. Tamamen düşmesini sağlayalım. İnan bunu ben de senin kadar istiyorum. Bu belki de bu zamana kadarki aldığım en anlamlı dosya. Çiğdem içeride sesimi kimse duymadı dediğinde. Duymuyoruz. Çocukluğu elinden alınan her çocuk için yer yerinden oynamalı. Ama olmuyor. Olmuyor çünkü unutuyoruz.